Yeni bir Metin 2 videosundan hepinize selamlar. Hoş geldiniz beyefendi. Bugün sizlerle birlikte Kızıl Orman hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Kolaydan zora doğru gitmeyi düşünüyorum. Dilerseniz haydi videomuza geçelim. Videonun başında da belirttiğim gibi kolaydan zora doğru gideceğiz. Bu arada birazdan vereceğim bilgilere sahip olan arkadaşlar illaki çıkabilir. Benim bu arkadaşlara bir lafım yok ama eğer onlar da videoyu atlamadan izlerlerse eminim bilmedikleri birkaç şey vardır diye tahmin ediyorum. Tamam. İnandım tamam. Her neyse konumuza dönelim. Öncelikle Kızıl Orman haritasına ışınlayıcıdan ışınlanabilmeniz için minimum 60 level olmanız lazım. Peki 60 level olmayan arkadaşlar nasıl Kızıl Orman'a gidebilir? Bundan kısaca bahsedelim. Öncelikle Soğan Dağı'nın ışınlanması lazım. Şöyle Soğan Dağı haritasını açarak bu haritadan da göstermek istiyorum. Bu haritanın sağ alt köşesinde bulunan Luxam bölgesine gelmesi lazım. Luxam bölgesi yine dediğim gibi haritanın sağ alt köşesinde bulunuyor. Bu bölgeye geldikten sonra buradaki portaldan geçmesi lazım. Zaten Luxam olarak belirtilmiş burada. Portaldan geçelim. Portaldan geçtikten sonra sizleri böyle bir alan karşılıyor. Şu anda Hayalet Ormanların girişindeyiz. Kısaca şöyle haritadan da gösterecek olursak bulunduğumuz alan burası dostlarım ve sizin gitmeniz gereken yani Kızıl Orman'da bu kısımda bulunuyor. Yolu çok fazla karıştırdığınız için yani karıştıran çok fazla arkadaş var öyle söyleyeyim. O yüzden şöyle kısaca ok yardımıyla özetlemek istiyorum. Bu alandan çıktıktan sonra şu eğimi takip ederek bu alana geliyorsunuz. Bu alana geldikten sonra da şöyle sağ yolu takip ederek zigzaglı yolda geçiyorsunuz. Şu şekilde zaten ok işaretiyle gösteriyorum. Bu alana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Şimdi ise Kızıl Orman haritasındayız. Bu haritayı genel bir tabirle tanıtacak olursak oyuncuların genellikle eldiven düşürmek için tercih ettikleri bir haritadır diyebiliriz. Buradaki 85'lik ve 90'lık metinlerinden eldiven elde edebiliyorlar. Eldivenden kastım da şu şekilde hırsızın eldivenleri diye bahsettiğimiz bir nesne. Bu nesne de sizlere 3 saat boyunca 100 düşürme drop'u sağlıyor. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum pencereden. Bu alana geldikten sonra aşağı doğru iniyorsunuz. Burada düşürme şansı diye bir alan var. Bu alandan da zaten görebilirsiniz. Benim şu anda 200 site eldivenim bulunduğu için bu şekilde hemen eldivenimde taktığımda 300'e çıktığını sizler de görmüş oldunuz. Peki bu metleri nasıl rahat bir şekilde kesebiliriz? Kızıl Orman haritasının efsunları nelerdir? Bu sorunun cevabına bakalım. Benim şu anda üzerimde takılı olan bir tane toprak tılsımı var. Yine bu toprak tılsımının 20 dünya direnci bulunuyor dostlarım. Diğer efsunlara bakmanıza bile gerek yok. Onlar şu anda burada etkili olan bir efsunlar değil. Bayılma hani slotlara atabilirsiniz ama dediğim gibi etkili olan bir efsun değil bunlar. Sadece bizler için 20 dünya direnci olması ve toprak tılsımı olması yeterli. Toprak tılsımına ne kadar artı basarsanız vurduğunuz hasarı aynı ölçüde artıracaktır. Dünya direnci de sizlerin aldığı hasarı düşürüyor dostlarım. 20 dünya direnci olması da işinizi görecektir. Tabii ki 25'te olabiliyor. Zaten 25 maksimum seviye arkadaşlar. 20'de işinizi görecektir diye temenni ediyorum. Şimdi ise metin yerlerini göstermek için yola koyulalım. Önceliğimiz 85'lik metin ardından 90'lık metin yerlerini sizlere paylaşacağım. Yine portalın karşısındaki yoldan dümdüz devam edeceğiz. Alt yolu da kullanırsanız yine aynı alana çıkarsınız. Şu şekilde ağaçların arasından geçiyorsunuz. Yol boyu devam ediyorsunuz abi. Evet devam ediyoruz. Bu alana çıktığınız andan itibaren bu alanların tamamına 85'lik metin düşme ihtimali var. Şöyle de sizlere genel olarak bir alanı göstereyim. Şu şekilde alt yoldan da gelseydiniz bu alandan gelmiş olacaktınız arkadaşlar. Bu alanın tamamına dediğim gibi 85'lik metin düşüyor. Yine bu çukura arkadaşlar çok fazla metin düşme ihtimali var. Çukura da yukarıdan bakmayı unutmayın. Yine karşı tarafa atıyor. Birazdan karşı tarafa nasıl gideceğinizi de göstereceğim. Bu alanın yine arka tarafı da var ama arka tarafta ben şu ana kadar hiç metne rast gelmedim. Düşme ihtimali varsa da çok düşük arkadaşlar. O kısma yani gitmenizi tavsiye etmem. Genelde metinleri bu alanlarda arayın. Karşı tarafa da dediğim gibi atma ihtimali var. Birazdan o kısmı da göstereceğim sizlere. Bu alana baktınız metin yok. Hemen hiç durmuyorsunuz arkadaşlar. Bu yoldan tekrardan geri dönerek aşağı kısma iniş yapıyorsunuz. Bu kısma indiğinizde bu alanların tamamında 85'lik metin bulunuyor. Şöyle etrafı da sizlere göstereyim. Belki birazdan metinde bulabiliriz eğer kesmedilerse tabii ki. Dediğim gibi burada çok fazla oyuncu olduğu için metin bulma ihtimaliniz bir aile düşük. O yüzden gece saatlerini tercih etmenizi öneririm. Şöyle etrafı da göstereyim abi. Şöyle bu ağaçların bulunduğu alana kadar metin atma ihtimali oldukça yüksek. Dediğim gibi yine karşı taraflara da metin atabiliyor. Bu alanları aradınız metin yoksa C atın arkadaşlar. Daha fazla etrafa dağılmanıza gerek yok. Hemen karşı tarafa nasıl gideceğinizi de sizlere göstereyim. Bu yolu devam ediyorsunuz. Hemen şu ağaçların yanından geçelim abi. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Evet, bu şekilde de karşı tarafa geçmiş oldunuz. Demin zaten bu bölgedeydik. Şimdi ise buradayız. Bu alanlarda da kesinlikle 85'lik Metin atıyor arkadaşlar. Karşı tarafa da nasıl geçeceğinizi zaten göstermiş oldum. Yine buranın da karşısında az önce biz vardık arkadaşlar. Yine karşı tarafa geçiş yaptık. Şöyle yakınlaştırayım. Sizler de görmüş olun. Demin karşıdaydık. Şimdi bu alandayız. Buradaki ağaçlar da dalıyor ayrıyetten. Bunu da belirteyim. Şimdi ise 90'lık Metin yerlerini göstermek için tekrardan Kızıl Orman'ın başına geldim. Bu andan itibaren alacağım ki kafasında bir soru işareti olan arkadaşlar varsa bu soru işareti ortadan kalksın. Zaten hızlandırılmış bir şekilde izleyeceğiniz için çok fazla da problem olacağını düşünmüyorum. Her neyse 90'lık metni göstermek için yolumuza koyulalım. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game, like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Yeah, yeah, shoot, 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 yeah, 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 shoot, shoot, yeah, yeah, shoot, 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 yeah, 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 shoot, shoot. Tam da metin yerleri bu alandan itibaren başlıyor diyecektim ki metne denk geldik arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Bu arada 85'lik metne oranla 90'lık metin bulmak daha kolay diyebiliriz arkadaşlar. Bu alanı çünkü çok fazla bilen yok. Her neyse metinler dediğim gibi bu alandan itibaren başlıyor. Bu metni şimdilik kesmeyeceğim. İçeriği de zaten belli arkadaşlar. Hırsızın eldiveninin yanı sıra kutsama kağıdı ve cesaret pelerini atıyor. Kutsama kağıdının ticareti var. Cesaret pelerinin ve tecrübe yüzüğünün ticareti yok. Bunu da ayrıca belirtelim. Bu yoldan yine devam ediyorsunuz. Şu ortaya da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Şu tepeye bir çıkayım. Şu tepeye bir gelelim abi. Geldikten sonra şu ortaya da bakmayı unutmayın. Bu ortaya da atma ihtimali var. Bu alandan itibaren her yere arkadaşlar bakmanızı öneririm. Bu yollara yine metin atma ihtimali var. Buradan sonrasına yani kesin metin atma ihtimali yüksek, yani öyle söyleyebilirim. Bu alana keza aynı şekilde çok güzel metinler düşme ihtimali var. 90'lık metinde 2 tane düşüyor arkadaşlar. 85'lik metinde 2 tane düşüyor. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Evet, ikinci 90'lık metnimize denk geldik. 2 tane metni bulduysanız Kızıl Orman sonuna gitmenize gerek yok. Direkt C'ye atın abi. Zaten 3 tane metin olmuyor. Ben şu ana kadar 3 tane metne hiç denk gelmedim yani, öyle söyleyeyim. Ama ben sizler için video içerisinde göstereceğim. Kızıl Orman sonuna nasıl gidersiniz, bunu da aynı zamanda görmüş olacaksınız. Yine bu yoldan devam ediyorsunuz. Zaten Kızıl Orman sonuna çok fazla bir yer kalmadı. Devam edelim abi. Buradan devam ettikten sonra yavaş yavaş aşağı doğru iniyorsunuz. Şu alt segmente kadar ineceğiz. Dediğim gibi eğer 2 tane metin bulamadıysanız, yani 2 tane 90'lık metin bulamadıysanız eğer, bu alanlara kesin bir yere düşecektir o metin. Eğer düşmediyse de arkadaşlar biri kesmiştir, yani emin olabilirsiniz. Buradan da dümdüz devam ediyoruz ve Kızıl Orman sonuna geldik. Kızıl Orman sonuna da genellikle 90'lık metini atma ihtimali var arkadaşlar. Metin yerlerinden de bahsettiğimize göre biraz da slotlardan bahsedelim. Ardından videomuzu ufaktan noktalayalım. Kızıl Orman'ın başındaki slotlardan en iyi ihtimalle büyülü tohum düşüyor. Sonundaki slotlardan da cennet bilezik düşüyor arkadaşlar. Cennet bilezik de yine artı 4, artı 5, artı 6 şeklinde düşüyor. Hatta üst tarafa kartları bir yere bırakacağım. Benim bu videoya özel bir yaptığım bir farm vardı arkadaşlar. Cennet bilezik düşürme farmı. Onu da yine dediğim gibi üst taraftaki kartlardan detaylı bir şekilde bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu şekilde de bu videoyu noktalayalım. Umarım işinize yarayan, bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer ki böyle bir video olduğunu düşünüyorsanız videoma like atmanız ve kanalıma abone olmanız cidden benim için büyük bir destek olacaktır. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.